Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, DİSK genel işiyle son imzaları attı. Edirne Belediyesi'nde çalışan işçiler, Edirne Belediyesi'nin DİSK genel işiyle yaptığı toplu sözleşme ile zamlı maaşlarına ve birçok sosyal hakkına bugün itibariyle kavuştu. Biz genel işte 3.250 TL'de bu dönem için anlaştık. Belediye emekçilerinin asgari net ücret 3.250 TL, 2 bayram ikramiyesi, 1 Mayıs ikramiyesi, 2 tane 15'er günlük ikramiye ve 40 saat üzeri fazla mesai üzerinden maaş alacak olması Edirne Belediyesi'nde bayram havası yarattı. Biriz, beraberiz, bir olduk, iri olduk, diri olduk, hep beraber Edirne Belediyesi olduk. Emek mücadelemiz, özgürlük mücadelemiz, demokrasi mücadelemiz, insan hakları mücadelemiz sonuna kadar birlikte devam edecek. Hepimize hayırlı olsun. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen imza törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile belediye emekçileri katıldı. Burada belediye emekçilerine seslenen Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizim bir örgütlenme hasretimiz vardı. Bir emek mücadelesi hasretimiz vardı. Bir toplu sözleşme hasretimiz vardı. DİSK Genel İş Sendikası ile birlikte son imzaları da atarak bu hasreti şimdilik dindirdik." dedi. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli emekçiler. Sendikamızla ve sizin kendi içinizden seçtiğiniz temsilci arkadaşlarla belediye personel şirketimiz arasında yaklaşık 3 aylık bir toplu sözleşme görüşmeleri oldu. Bu ilk toplu sözleşme. Eksikleri vardır, aksaklıkları vardır, yetersizlikleri vardır. Mutlaka vardır. Beğendiğimiz yönleri vardır, beğenmediğimiz yönleri vardır. Ama emin olun, bu süreçte iş yeri temsilcileri başta olmak üzere şube yönetimi, genel işin genel yönetimi, belediye personeli AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri ve en son noktada da ben, herkes elinden geleni yaptı. Herkesin elinden geleni yaptığı konusunda ben vicdanen müşteriyim. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak da, ülke olarak da, Edirne olarak da, Edirne Belediyesi olarak da. Ekonomik krizin üzerine binen pandemi hepimizin nefes borularını sıktı adeta. Ve Cumhuriyet Halk Partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkede yıllardır sürdürdüğü daha iyi bir asgari ücret mücadelesi sizlerle beraber örgütlü bir sese dönüştü ve hükümet de buna kayıtsız kalamadı. Yeterli midir? Elbette değildir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu haklı çıkış, ardından emekçilerin verdiği destekler olmasa emin olun bugün asgari ücret 2.825 lira bile olmazdı. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi yine emeğin, yine emekçinin, yine alın terinin, yine ekmek davasının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.